Ve Kanal Fırat ana haber bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Palu'da kapalı spor salonu ve gençlik merkezi inşaatında, Akşakiraz'da ise Altınçevre Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ beraberinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, Palu İlçe Başkanı Hasbi Ergünöz, İl Genel Meclis Üyesi Ali Karabulut ve Efraim Ünalan'la birlikte Palu ilçesinde temaslarda bulundu. Demirbağ ve Şerifoğulları Palu'da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Milletvekili Demirbağ, Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler Palu ilçesinde yapılan kapalı spor salonu ve gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Demirbağ ve beraberindeki heyet Palu'daki yol çalışmalarını da inceledi. Burası neydi? Şimdi burada karşı kadar. Çok kısa bir yer bura, bir şey değil. Milletvekili Demirbağ daha sonra Akçakiraz'a geçerek Yeşil Yurt Mahallesi Altınçevre Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Demirbağ, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya da eşlik etti. Başkan Kaya, belediyeye kazandırılan çalışmalardan bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii bugün asfalt işinin sonuna geldik. Malumunuz bu işin aslında bir hikayesi var. Yaklaşık 3,5 yıl önce başladığımız bir altyapının hikayesini ben size anlatmak istiyorum. Tabii fiber optiği çektik, telekom altyapısını güçlendirdik, doğal gazlarımızı çektik, su ve kanalizasyon hatlarımızı yeniledik ve sonrasında da yüksek enerji hatlarını yerin altına aldık ve en sonunda da Hamza Bey'in hattını ana depomuza kavuşturarak bütün işlerimizi, alt temelin, altyapının bütün işlerini neticelendirdik, bitirdik. Ve hamdolsun 3000 hanenin de abone bağlantılarıyla birlikte bitirdik. Ve bugün de Mevla'ya şükürler olsun. Geçen hafta başladığımız ve bugün de inşallah bugün ya da yarın bitireceğimiz asfalt işinin sonundayız. Bu anlamda bütün taleplerimizi göz ardı etmeden, sıcak karşılayan, emek veren, özel gayret gösteren milletvekilimiz Sayın Zülfü Demirbağ, ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bütün Akçakirazlılar, bütün hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim eksikliğini vermesin, uyumun, insicamın, ahengin ne olduğunu kim bilmek istiyorsa, öğrenmek istiyorsa gelsin kendisiyle tanışsın diyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise yapılan çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekti. Kendileri de ifade ettiler, 3,5 yıl öncesinden başlayan bütün altyapı çalışmalarıyla birlikte en son alt temeliyle, temel malzemesiyle asfalta hazır duruma getirmiş olduğu Akçakiraz Belediye'mizin önünden geçmekte olan Elazığ Caddemiz ki 3 kilometre. Burası 1 kilometrede Akçakiraz'ın içerisinde toplamda 4 kilometre yol BSK yapıyoruz, sıcak asfalt. Tabii burada karayollarımız olsun, belediyelerimiz, resmi kurumlarımızın büyük katkılarıyla bugün asfalt çalışmasını hemen hemen yarıladık. Yarın itibariyle inşallah tamamı bitirilmiş olacak. Alçakirazlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Milletvekili Demirbağ, belde halkıyla da bir araya gelerek hal hatır sordu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başlatılan altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, bu şehrin geleceği adına atılması gereken tüm adımları atmaya kararlıyız dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başlatılan altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Altyapı yenileme çalışmalarının şehir adına kaçınılmaz bir sorun olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, "Hemşehrilerimiz yaşanan sorunların farkında. Yılların kronikleşmiş bir sorununu çözüyoruz. Bu çalışma elbette kolay bir çalışma değil. Süreç hayli zorlu bir süreç. Hemşehrilerimizden, şehrimizin ve elbette çocuklarımızın geleceği için yürütülen bu çalışmada sabır ve sağduyu bekliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde güç birliğiyle bu kıymetli yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız," dedi. Şehrin altyapısının ekonomik ömrünü tamamladığının altını çizen Başkan Şerifoğulları, "Biz göreve başladığımız günden itibaren bu noktada çalışmalarımızı hassasiyetle ve kararlılıkla yürüttük. Bu adım şehrin geleceği açısından son derece elzem bir adımdır. Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, yağışlar sonrası yolların adeta çileye dönüşmesi ve en önemlisi hemşehrilerimize sağlıklı suyun ulaştırılması açısından bu çalışma bizim adımıza ertelenmesi mümkün olmayan bir çalışmaydı. Çok şükür çalışmalarımızı başlattık ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte dayanışma içerisinde şehrimizin altyapısını yenileyerek şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamış olacağız. Şehir merkezimizdeki 17 mahalleyi kapsayan Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge kapsamında Öğretmenevi önü, Ahmet Aytar Meydanı ve çevresinde başlatılan içme suyu şebeke yenileme ve abone bağlantı çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor," ifadelerini kullandı. Altyapı yenileme çalışmalarını inceleyen Şerifoğulları daha sonra kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşa çalışmalarının yapıldığı alanları gezdi. Senin projene göre altında değilse sen dağıtırsın. Biz onu ekleme yaparız ama bu yürüyüş yollarını falan geniş yapmamız lazım. Buralarda işte bir hilaller şey yapıp otoparklarını falan oraya koymak lazım. Toplam 23 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkı inşası tamamlandı. Alanda yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda meydan düzenleme çalışmalarına başlanılacak. Tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alan, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde yeşil örtü, sert peyzaj, su öğeleri, kuru havuz, süs havuzları, lazerli ışık gösterileri gibi çalışmalarla şehre nefes aldıran bir yaşam alanı olarak düzenlenecek. Altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otoparkı, Kent Meydanı, Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi büyük yatırımlara ilişkin çalışmaların da süratle devam ettiğini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin geleceği adına, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapı ve üst yapıya yönelik çalışmalarımızda şehrimizin dört bir yanında hizmet üretiyoruz. Dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimizden aldığımız güçle bu şehrin geleceği adına atılması gereken tüm adımları atmaya kararlıyız," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin açıklanacağı bilgisini verdi. 81 ilde faaliyete geçecek projeye Elazığlı vatandaşlar destek verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçirileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından duyurduğu müjdeli haberiyle ilgili projenin detaylarının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin müjdesini vatandaşlara duyurdu. Peki aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 81 ilde başlatılacak olan proje hakkında vatandaşlar neler düşünüyor? İnşallah o zaman açılır. Allah'ın izniyle milletler yüzü güler. Ya TOKİ'lerde çoğu kiracı adam kira ödeyemiyor. Çok var yani fakir vatandaş yok. Verseler çok hoş olur valla. TOKİ Elazığ için çok önemli ya. Elazığ halkında şimdi şu anda ev sahibi olmakta zorlanan insanlar TOKİ'den faydalanıyor. Bu Elazığ için de Türkiye için de gerçekten önemli. Sizler o zaman kararı doğru buluyorsunuz vatandaşlar için. Tabii ki elbette elbette. Fakir fukara nasıl bir ev sahibi olacak? Kira durumları göz önünde. Vatandaş kira ödemekte zorlanıyor. Şimdi şu anda ne yapıyor? Kira öder gibi TOKİ'de ev sahibi oluyor. Hayata geçirilecek projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Elazığlılar projeye destek vererek emeği geçenlere teşekkür etti. Ne demek ya bugün memlekette? Ya ev kirasını ödemeyenler var. Cumhurbaşkanı da bunu zaten açıkladı herhalde. Yani kira öder gibi
Mesela bir şeydi. Zaten aslında bunu çoktan gecikmişler aslında. Bunu çoktan bunu yapacaklar. Kira öder gibi ev sahibi olsunlar. Daha iyi. Vallahi çok hoştur. İnşallah da olur. Allah nasip ederse biz de görürük onu. Çok güzel bir şey. Yani vatandaş için çok güzel bir şey yani. Yani destekliyoruz projeyi. Dünya lideri varken bir şey eksik kalmaz. Vallahi başvurmaları lazım. Öyle bir imkan olsa ben de başvuracağım. Gayet güzel. Çevrende duydum mesela akrabalar var. Gayet güzel, memnunum. Yani TOKİ'den sıkıntı yok. Yani ülkemiz, milletimiz için öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Umarım şartlarını bilmiyorum. Umarım şartları da vatandaşımızın, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alabildiği ölçüdedir. 11 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliği konusunu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve yönetimi mahkemeye taşıdı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 11 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliğine oda olarak mahkemeye taşıdıklarını açıkladı. Arslan konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi. Bilindiği üzere 11 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, YES yatırımı yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açtı. İlgili meslek komite üyelerimiz ve STK'larımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde EPDK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden resmi girişimlerde bulunduk. Ardından konuyu EPDK Daire Başkanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altun Yaldız ile görüşerek sorunun çözümü için öncelikli olarak diplomasiyi tercih ettik. 2018 yılından beri üyelerimizin karşılaştığı her bir sorun için öncelikli olarak kurumsal teamüller, etik kuralları ve nezaket içerisinde diplomasiyi öne çıkararak süreçleri yönetmeye özen gösteriyoruz. Konunun önemine binaen 15 Ağustos 2022 tarihinde tüm süreçleri kamuoyuyla paylaştık ve sürecin takipçisi olarak atılması gereken adımları da atmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Bugün gelmiş olduğumuz noktada sektöre çok ciddi yatırım yapmış ve geleceğini bağlamış olan üyelerimizin mağduriyetinin önlenmesi ve yaşanan tedirginliklerin bir an önce ortadan kalkması için odamız bağlı bulunduğu ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan görev tanımları içerisinde konuyu adli makamlara taşımıştır. İş dünyamızın çatı kuruluşu olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunun takipçisi olmayı sürdürecek ve hiçbir üyemizin mağduriyetine seyirci kalmadan hukuk çerçevesi içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bu hususta da gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz ifadelerinde bulundu. 2022-23 eğitim öğretim yılının başlaması ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ yurtlarının öğrenci kabulüyle birlikte bakım, onarım ve revize çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdussamet Eren ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve GSB Elazığ yurtlarının öğrenci kabulüyle birlikte bakım, onarım ve revize çalışmaları devam ediyor. Sarı Ana, Harput, Ömer Bilginoğlu ve Ahmet Kabaklı öğrenci yurtlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdussamet Eren'le birlikte yurtları gezdi. Göktaş ve Eren, yeni eğitim yılında beklenen öğrenci sayısı, yurtlarda barınma imkanı sağlanması ve öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması adına yapılan kapasite artırımı hakkında istişarelerde bulundu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyoruz. Üniversite olarak 8.000 üzerinde öğrenci bekliyoruz. Gerekli hazırlıklarımız ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bunun yanında da öğrencilerimizin barınma konusunda sorun yaşamamaları adına gerek il müdürlüğümüz gerekse bizler çalışmalarımızı yaptık. İl müdürümüz Abdussamet Bey ile Sarı Ana, Harput ve Ahmet Kabaklı yurtlarımızı gezdik, yaptığı çalışmaları yerinde inceledik. Öğrencilerimizin daha konforlu bir ortamda kalmaları adına yenilikçi ve güzel işler yaptığını gördük. Bu anlamda da yaptığı çalışmalarda il müdürümüze ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum ifadelerine yer verdi.
İl Müdür Abdülsamet Eren ise rektör hocamızla birlikte yurtlarımızda yaptığımız inşa çalışmaları ve hazırlıklarımızı yerinde inceledik. Bu dönem öğrenci sayımızda artış bekliyoruz. Bu nedenle de yurtlarımızda bakım onarımda hızlı reaksiyon aldık. İmkanımızın olduğu yurtlarımızda kapasite artırımı gerçekleştirdik. Valimiz Ömer Toraman takibinde de rektör hocamızla istişare ederek bu sene gelecek olan öğrencilerimizin barınma sorunu yaşamaması adına tüm reaksiyonları aldık. Ayrıca eğitim odası dahi olmayan ve kapasitesi en yüksek olan Ahmet Kabaklı yurdumuzda genç ofis, eğitim odası ve etüt odası yaptık. Ömer Bilginoğlu yurdumuzda da aynı şekilde Sarı Ana ve Harput yurdumuzda yemekhane ve peyzaj alanlarında dönüşümler yaptık. Hocamızla birlikte de çalışmalar yaptığımız yurtlarımızı gezdik. İnşallah bir aksilik oluşmadan yurt başvurusunda bulunup çıkan gençlerimize tüm sosyal imkanlarımızla beraber konforlu ortamlarıyla kapılarımızı açıyor ve buradan ilimize gelecek olan öğrencilerimize sağlıklı, kazasız, belasız bir eğitim öğretim hayatı diliyorum dedi. Elazığ Belediyesi tarafından Kovancılar Belediyesi'ne hibe edilen asfalt tesisinin kurulum ve montaj çalışmalarına başlandı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, desteklerinden ötürü Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Elazığ Belediyesi tarafından Kovancılar Belediyesi'ne hibe edilen asfalt plant tesisinin kurulum ve montaj çalışmaları başladı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Elazığ Belediyesi tarafından belediyemize hibe edilen asfalt plant tesisimizin kurulum ve montaj çalışmalarına başladık. Asfalt plant tesisi ile caddelerimizi, sokaklarımızı sıcak asfalt ile serimini gerçekleştirip ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Asfalt plantinin ilçemize kazandırılmasında desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun, dedi. İlimizde şeftali yetiştiriciliğinin büyük bir kısmının yapıldığı Hoş ve Kıraç köylerinde hasat devam ediyor. İlimizde şeftali yetiştiriciliğinin büyük bir kısmının yapıldığı Hoş ve Kıraç köylerinde hasat devam ediyor. Bu kapsamda Kıraç köyünde şeftali ve üzüm üreticisi Reşat Ateş'e ait bahçede İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve teknik personelle şeftali hasadına katıldı. İl Müdürü Kılıç, şeftali yetiştiriciliği gelirsiz dönemde gelir getirici unsur olarak önem kazanmaktadır, dedi. Bu arazi üzerinde hem şeftali var hem üzüm var. Özellikle burada erkenci ve geç hasat edilen şeftali türleri var. Tabii bu durum özellikle ürünün piyasaya arzında belli periyotlarla ürünü sahaya sürmek vasıtasıyla ürünün hem fiyat kontrolünü sağlamakta hem de ürünün piyasada sürekliliğini sağlamakta. Bu anlamda ben üreticimizi tebrik ediyorum. Bir yerde hem üzüm hem şeftali aynı anda üretiliyorsa burada da bir anlamda bitki hastalık ve zararlı mücadelede entegre bir mücadelenin yapılması gerekir. Bu entegre mücadele beraberinde şunu sağlamamız lazım. Biz mümkün olduğunca ürettiğimiz gıdalarda ve meyvelerde, sebzelerde ilaç kalıntılarını minimize etmek istiyoruz. Bu ilaç kalıntıları insana bulaşmak suretiyle ciddi risk oluşturacaksa biz bunu kullanmayı önermiyoruz. Tabii vatandaşımız şuna dikkat edecek. Biz sahada üretmiş olduğumuz ürünün tamamını takip ediyoruz. Üreticimizin kullanmış olduğu ilaçları biliyoruz. Atılan miktarlarını biliyoruz. Bu miktarlar hiçbir zaman kalıntı oluşturacak ve risk oluşturacak boyutlarda değil. Çünkü bu bizim kontrolümüz altında. Ama bundan daha önemli olan bir şey var. Bunu söylemekte yarar görüyorum. Biyolojik mücadele bence kimyasal mücadelenin daha önünde olması gerekir ki biz bu bölgede özellikle üzüm ve şeftalide biyolojik mücadeleyi daha çok önemsiyoruz. Ürünün sahadan veya çiftçi tarlasından hale, halden reyonlara ve en son üreticiye ulaşıncaya kadar geçen zaman dilimi içerisinde de ürün olgunlaşmasına devam eder. O yüzden bu tür ürünlerde çok hassas davranmak gerekiyor ve uygun saklama koşullarını bilmek gerekiyor. Üreticilerimiz bu ürünleri hasat ederken eliyle tam kavrayarak bir şekilde hasat eder ve hasat ettiği ürünü de yine kasalardaki meyve viyollerine yerleştirirler. Bu
sayede ürünün hem raf ömrünü, hem taşıma ömrünü, hem de tüketim ömrünü artırmış oluruz. Üretici Reşat Ateş ise kaliteli ürün çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz ifadelerini kullandı. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Yani vatandaşa daha iyi hizmet etmek için, yani kaliteli ürün çıkarmak için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. İnşallah halkımız, vatandaşımız memnun olur. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü görevine getirilen hemşehrimiz Enis Yavuz Yıldırım göreve başladı. Yıldırım, ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, güçlü kurumsal kültürü, eğitimli personeliyle kendini, sürekli kendini yenileyen, geliştiren vizyonuyla ve insan odaklı bir çalışma anlayışı ile alanında dünyada örnek kurumlar arasındadır dedi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü görevine getirilen hemşehrimiz Enis Yavuz Yıldırım göreve başladı. Yıldırım göreve başlaması münasebetiyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri yer verdi. Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, güçlü kurumsal kültürü, eğitimli personeliyle sürekli kendini yenileyen, geliştiren, vizyonuyla ve insan odaklı bir çalışma anlayışı ile alanında dünyada örnek kurumlar arasındadır. Son derece değer verdiğimiz ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz kurumlarımızda görev yapan çalışma arkadaşlarımızın sağlıklarının korunması, mutluluklarının sağlanması, kariyer gelişimlerinin sürdürülebilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır. Bu konularda personelimizle güçlü iletişim halinde gerekli bütün çalışmaların yapılacağının altını önemli çizmek isterim. Suça sürüklenen bireylerin eğitim ve sosyokültürel çalışmalarla topluma kazandırılmasını amaç edinen insan odaklı infaz sistemimiz, modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek aşamaya gelmiş olmakla birlikte, ceza infaz kurumlarında insanı en yüksek değer olarak kabul eden yaklaşımlarımızdan taviz verilmesinin ve bu yoldan geri dönmenin söz konusu olmayacağını bir kez daha vurgulamak isterim. 2005 yılında kurulan denetimli serbestlik sistemi, ceza infaz sistemimiz içinde son derece önemli bir yere sahip olmakla beraber, bu sistemde uygulanan psikososyal programların sayısının artırılması, hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulama alanının genişletilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılarak devam etmesi ihtiyacı açıktır. Personel eğitim çalışmaları, içinde bulunduğumuz yüzyılın gereklerine uygun, yeni paradigmalarla etkinliği artırılarak devam edecek. Personelimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimi gerek uzaktan gerekse yüz yüze yapılacak eğitimlerle temin edilecektir. Bu kapsamda ülkemizin sahip olduğu deneyimi paylaşmak ve sistemin gelişimini devam ettirmek amacıyla uluslararası ilişkilere ve projelere de önem verilecektir. Ülkemizin dünyaya örnek kurumlarından biri olan kamu kurumları ve özel sektör tarafından yakından izlenen ve meslek sahibi olmaya hükümlülerin meslek sahibi olmaları, meslek sahibi olan hükümlülerin de var olan mesleklerini geliştirmelerini amaçlayan eğitim ve iyileştirme hedefinin en önemli ayağı iş yurtları faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda iş yurtları daire başkanlığı ile birlikte artarak devam edecek. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin iş bulmaları için denetimli serbestlik koruma kurulları aracılığıyla ilgili kurumlarla güçlü işbirlikleri sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalarda kurumlarımızı yakından tanıyan, sorunları bilen ve çözümleri konusunda irade ortaya koyan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın liderliği ve Bakan Yardımcımız Akın Gürlek'in destekleri bize güç verecektir. Önümüzdeki çalışma döneminin en büyük gücümüz olan kahraman ve fedakar ceza infaz personelimizle birlikte milletimize ve devletimize hayırlı hizmetlerin yapıldığı, personelimizin beklentilerinin olabildiğince karşılanabildiği, kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklular ile ailelerinin iyi niyetli yakınmalarının azaltıldığı bir dönem olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum ifadelerine yer verdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar pazartesi pazarının yolunu tuttu. Yaz sebze ve meyveleriyle süslenen tezgahlarda fiyatlar cep yaktı mı? Kanal Fırat muhabiri Sudenaz Şahin ve kameraman İsmail Bayramoğlu yeni mahallede kurulan semt pazarındaki son durumu aktardı.
Yaz aylarının sonlarına yaklaşmaya başladık. Tezgahlardaki yaz sebze ve meyvelerinin kalkmasına az bir süre kaldı. Peki pazarda son durum fiyatlar ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz demişti. Ancak yaz mevsiminin başında olduğu gibi son ayında da tezgahlardaki fiyatlar kimseyi memnun etmedi. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınırken esnaf ise satışlardan da fiyatlardan da memnun. Satışlar nasıl? Satış iyidir, çok çalışıyoruz yani. Yemeğimizi çıkarıyoruz. Emeğimiz iyiydi, oydu yani. Kurutmalık zamanında geldi. Nanede, Reyhan'da şu an son durum fiyatlar nasıl? Aynı. Bağları bahçelerden 20 lira alıyoruz. 5 lira kar üzerine koyuyoruz. 30 lira. 45 lira satıyoruz yani. Pazarda çok pahalı. Yani gerçekten hiçbir şeyinin yanına gidilmiyor. Ben geçen hafta inan ki sırf kırışlıkları yapacaktım. 1 milyar param gitti benim. Ya 1 milyara yani var ya şimdi düşün. Bir biber 12,5 olur, 15 olur mu ya bir kilo biber? Hiçbir şeyinin yanına gidilmiyor. Geçen sene aldığımız biberi 2,5'tan alıyorduk, 3'ten alıyorduk. Bu sene 12,5 ya. El vicdan, el merhamet. Satışlarımız gayet güzel. Vatandaşın gayet ilgisi güzel. Adam diye ben sabahleyin gittim bir Elazığ'ın yöresel marketine. Biber vallahi billahi diyor 15 lira kilosu. Bugün pazarda biber 10 lira. Satışlarımız güzel. Kalite burada, lezzet burada, kalite burada. Hijyenlik burada, insanlık burada, esnaflık burada. Ne yapar millete daha? Yaz meyvelerinin tamamı çıkmış durumda. Her şey bol ve bedava denecek kadar ucuz. Allah'a şükür verim bol, her şey bol. Vatandaş sıkılmadan rahat bir şekilde alışverişini yapıyor. Bomba gibi. Satışlardan memnunsunuz. Çok memnunuz. Allah başımızdaki müşterilere zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Yüksek. Gayet yüksek yani, açık net söylüyorum. Abi de belki memnundur ama yüksek yani. Bak şimdi bakıyorum, beni cezbeden ne biliyor musun? Köy biberi demesi, cezbetmesi. Ya köy biberi 6,5 liraya satılıyorsa vay halimize yani, köylüden alıyorsa eğer sıkıntı. Bence biraz daha dikkat etmeleri lazım, biraz daha düşürmeleri lazım. Bunlar da haklı, ben de ticaretin içerisindeyim. Biz de kendi dükkanımıza mal alıyoruz ama bu aradan gelenler var ya, denetleme denen şeyler. Biraz dikkat edilse daha ucuz yeriz. Şu malzemeyi geçen sene kaç lira? 2 lira falan değil miydi abi? 2,5-3. 3 lira gelmeden önce. Mümkün değil ya. Korona bir senedir. Yani siz o zaman satışlardan memnun değilsiniz. Değilim abi. Değilim valla. Şu an ben buradan alışveriş yapacağım. Beraber eşlik edelim. Minimum 200-250 lira malzeme gidecek. Aa, eşim, çocuğum, bir tane daha oğlum var. 200 liradan aşağı çıkmıyoruz. 50 liraya torba dolduruyorduk burada. 50 liraya. 50 lira hiç unutmuyorum. Hanıma 50 lira bırakırdım, 70 lira bırakırdım, maksimum 100 lira bırakırdım, doldururdu çantaya, eve gelirdi. Şu an pazara ben çıkıyorum, geliyorum böyle izin günüm, pazartesi günü, 200 lira. Buyurun beraber eşlik edelim, burada görün, çıkarayım hesabımı size söyleyeyim, 200 liradan aşağı gitmiyor, yazık yani. Valla biraz daha düşmesi lazım. Yani şu anda aynı kış şeyi gibi, biraz daha düşmesi lazım. Peki satışlarınız nasıl? İyi, iyidir yani, fena değil. Bazı vatandaşlar fiyatların pahalı olduğunu düşünüyor. Sizler neler söylemek istersiniz? Bence abartıyorlar biraz. Aynen yapıyor. Marketlere gitseler buraların kıymetini anlarlar. Yani pazar gayet iyi de ne olacak? Bedava olacak hali de yok. Bir litre mazot 25 lira olduğuna göre bu maydanoz üstüne buraya 2 lira maliyeti çok değil yani. Vallahi pazardaki fiyatlar lazım. Çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Ne maaşla yetişiyor ne şey yetişiyor yani. Yapacak bir şey yok. Yani bunu bir devletimizin, bunu bir şeyin bir önlemini alması lazım yani. Çocuklarımıza yetişemiyoruz. Bezme alalım, haftalık şey mi yapalım. Önceden 100 milyonla biz alışveriş yapıyorduk. Şu anda 200 milyon, 250 milyon. Çok pahalı. Satıcılarsa fiyatların gayet uygun olduğunu söylüyor. Vallahi hiç de uygun değil ablacığım. Hiç uygun değil. Hepsi pahalı yani. Ne seçmeye izin veriyorlar. Çürüyor alıyor, şu yarız. Dünya parasını veriyoruz yani. Pazar tezgahlarının zam şampiyonu 40 lira ile bamya olurken onu 30 lirayla limon takip etti. Son durum şu anda maydanoz, nane, reyhan ucuz yani. Şu anda kurutma zamanı. Nane, reyhanlar bağ bağ geliyor. Bahçelerde pahalı ama pazarda uygun geliyor. Öyle marul pahalı. 7 lira. Kıvırcık 8 lira. Roka 3 lira. Fiyatlar normal yani. Limon yüksek. Bu sene çok limon pahalı. 30 lira kilosu. Fiyatlar normal. Fiyatlar şu anda yani fasulyemiz 15 lira. Balcan 5 lira. Biberler 10 lira. Kabak 5 lira, 6 lira, efendime domates 5 lira. Yani bu paralar normal fiyatı yani.
Bizim Elazığ halkı alışmış 1 liraya 2 liraya yemeye. Diye her maaşım 15 milyar lira, aldığım malzeme 1 lira 2 lira. Böyle bir devir kalktı da öldü de o devir. O devri bulmak için 25 sene geriye gitmek lazım. Bugün 1 kilo elma 7-8 lira. 1 kilo armut 10 lira. 1 kilo şeftali 10 lira. 1 kilo üzüm 10 lira. 1 kavun 5 lira. Bedava yani. Ne durumda? Çok ekonomik. Sudan ucuz her şey. Biber 10 lira. Domates 6,5. Patlıcan 6,5. Keban dolma biberi 10 liraya. Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi. Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde yolu boş bulunca drift attı. İki tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye soktu. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. İş insanı Ömer Enes Hardalaç ve avukat Muhammed Hardalaç'ın babaları, İmko Demir Ticaret sahibi Ahmet Hardalaç vefat etti. Aile taziyeleri Hacı Fethi Ahmet Camii taziye evinde kabul edecek. İş insanı Ömer Enes Hardalaç ve avukat Muhammed Hardalaç'ın babaları, İmko Demir Ticaret sahibi Ahmet Hardalaç hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Hardalaç için ikindi namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Cenaze namazına Hardalaç ailesinin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belde Belediye Başkanları, AK Parti Elazığ Eski İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İdris Alan ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Merhum Hardalaç, kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Hacı Fethi Camii'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Elazığ'da yaşayan Celalettin ve Ayten Öden çifti 33 yıllık hayat arkadaşlıklarına mesai arkadaşlıklarını da ekledi. 15 yılını sırt sırta veren Öden çifti Hazar Gölü'nde her gün balık tutup aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Sivrice'de yaşayan Celalettin Öden 13 yaşından beri babasından kalan balıkçılık mesleğini devam ettiriyor. Bir süre tek başına balığa çıkmak zorunda kalan Celalettin Öden'in eşi Ayten Öden, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hazar Gölü'nde eşiyle balığa çıkarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. (Gülüyor)
Tuttukları balıkların kilogramını 25 liradan çevredeki restoranlara satan öden çifti, 33 yıllık birlikteliklerinin mutluluklarını yaşıyor. Evine ekonomik olarak katkı sağlamak için bu işe başladığını ifade eden Ayten Öden, eşiyle birlikte işini severek yaptığını belirtti. Evime katkım olsun diye başladım işime beraber. Kimse de yoktu. Böyle devam etti. 4:30-5'te kalkıyoruz işte. 7:30 falan kenardayız işte, eve gidiyoruz. Zamanımız evde geçiyor. Saat 5-6 oldu mu tekrar göle geliyoruz ağlarımızı bırakmaya. Bazen gidiyoruz gölde uyuyoruz, orada kalıyoruz çadırda. Öyle. Ya yazın iyi de kışın kötü. Kışın zor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp ağların başına gittiklerini aktaran Celalettin Öden ise 30 senedir bu mesleği yapıyorum. Eşimle de yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz dedi. 4:30-5 gibi kalkarız. Ağlarımızın başına gideriz, ağlarımızı toplarız. Yeriz kenara, balıklarımız varsa ekleriz. Ondan sonra götürüp bu göl kenarlarında restoranlar var. Restoranlara devreder, çıkar evimize gideriz. Akşam tekrardan bir daha ağlarımızı sermeye gideriz. Şimdiden çalışmak nerede aklımıza geldi? Eskiden bizim yanımızda çalışan elemanlar vardı. Elemanlar da artık parayı az görünce, daha devlet işine girince bıraktılar bu işi. Daha biz de mecburiyetten işimizle gitmeye başladık. Yaklaşık 15 yıldır onunla beraberiz. Yani bu mesleği yapıyoruz. Daha ben 30 sene oldu bu mesleği yapalı. Güzel bir duygu aslında, güzel bir duygu da ya, yazın güzel. 3 ay bir sezonumuz var. 3 aydan sonra diğeri de yani olumlu randıman vermiyor bize. Olumsuz. Ya zorlukları şimdi buranın kışı şiddetli. Şiddetli olduğu için mesela öyle gün oluyor ki 10 gün balığa çıkamıyoruz. 15 gün, 20 gün. Gidik ağlarımız mesela pislik durmuş, çirpi durmuş, çalı durmuş. Nereden alsan bir haftada onları ekliyoruz. Yeniden tamiratını yapıp tekrardan suya dönüyoruz. Evet, medya grubumuz çalışanlarından canımız gibi sevdiğimiz, hakikaten kardeşimiz, neredeyse elimizde büyüdü diyebileceğimiz Metehan Yurt kardeşim. Hayatını Pınar Gürler ile birleştirdi. Yoğun katılımın olduğu düğün töreninde çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Medya grubumuz çalışanlarından Metehan Yurt, Pınar Gürler ile dünya evine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde aileleri, sevenleri, dostları ve basın camiası başta olmak üzere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yalnız bırakmadı. Elazığ Belediye Başkanı Şehrülemin Sayın Şahin Şerifoğulları programımıza teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, şerefler diliyoruz. Gecenin ilk dansı çiftten geldi. Çifti yalnız bırakmayan sevenleri sahnede gönüllerince eğlendi. Halaylar çekildi, davul klarnet eşliğinde hep bir ağızdan türküler okundu.
Medya grubumuz olarak Pınar ve Metehan Yurt çiftini tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, çok güzel, çok keyifli bir düğündü. Bu iki güzel kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, önceki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Murat Öz'ün amcası kızı Melisa Nur Öz hayatını, önceki dönem AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ulusal İlahi Sanatçısı Enes Ceylan ile birleştirdi. Önceki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Hasan Murat Öz'ün amcası kızı Melisa Nur Öz, önceki dönem AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ulusal İlahi Sanatçısı Enes Ceylan ile dünya evine girdi. Çiftin düğün törenine aileleri başta olmak üzere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. İlahi sanatçısı damat Enes Ceylan kendi düğününde ilahi seslendirdi. İkram etmez yola, keser bağında sanki olan yar, bir bardak dem ikram etmez yola. Sıratın yolunu iyi bilen yar, benim de elimden tutmaz mı ola? Genç çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıyarken, nikah şahitliğini ise Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya yaptı. Çift bir ömür birlikteliğe evet dedi. Gençlerimize sormak istiyorum Sayın Melisa Nur Öz. Sayın Enes Ceylan'ı hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Sayın Enes Ceylan, Sayın Melisa Nur Öz'ü hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Aile cüzdanını takdim eden Başkan Şerifoğulları çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Allah'ın adını şahit tutarak uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıktınız. Aile oldunuz. İki ayrı yol, iki ayrı ömür birleşti. Artık bundan sonraki süreçte kalpleriniz bir atacak. Aynı şeylere sevinip, aynı şeylere üzüleceksiniz. Sevinci kendinize eş, üzgü kendinize kardeş ediniz. Tabii bu uzun ve meşakkatli yolculukta İyi günlerinizin yanı sıra kötü günleriniz de olacak. Bu kötü günlerinize sabır gösterip, birbirinize kenetlenip, büyüklerinizle de istişare ederseniz inşallah mutluluğa dönüşecek. Rabbim sizlerin mutlu gün sayısını fazla kılsın diyerek ve bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun diyerek aile cüzdanını ikinize birden takdim edeceğim. Rabbim mutlu ve mesut etsin inşallah. Düğün töreni ilahi sanatçısı Emrah Güneş'in seslendirdiği ilahilerle devam etti. Medya grubumuz olarak Melisa Nur ve Enes Ceylan çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Bölgesel amatör ligde yeni sezonda gruplar ve takımlar belli oldu. 14'er takımdan oluşan 14 grupta toplam 196 takım mücadele edecek. Temsilcilerimiz Fırat Üniversitesi ve Aksaray Gençlik Spor ikinci grupta mücadele edecekler.
Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu grupları ve takımları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Orhan Sak Amatör evinde çekilen kura çekimi sonrasında 14 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig gruplarında 14'er takım mücadele edecek. Temsilcilerimiz Fırat Üniversitesi ve Aksaray Gençlik Spor takımları ikinci grupta yer aldılar. Temsilcilerimiz Fırat Üniversitesi ve Aksaray Gençlik takımlarının bulunduğu ikinci grupta ayrıca Malatya İdman Yurdu, Arapgir Spor, Akçadağ Spor, Yeşilyurt Spor, Elbistan Spor, Kahramanmaraş Spor Futbol Kulübü, Adıyaman Spor, Kahta 02 Spor, Viranşehir Spor, Siverek Belediye Spor, Dersim Spor ve 12 Bingöl Spor takımları da yer aldılar. Bölgesel Amatör Lig'de fikstür çekimi ise 29 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig statüsü gruplandırma ve katılan takım sayısı kesin olarak belirlendikten ve saha denetimleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Yeni sezonda Elazığlı teknik adam Bülent Güllü'nün çalıştıracağı Bölgesel Amatör Lig takımlarından Dersim Spor, dış transferde Elazığ Spor'un eski futbolcusu Mehmet Bozcan ile Çin'e Madranspor'dan Efe Yıldız'ı kadrosuna kattı. Temsilcilerimiz Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlik Spor takımlarıyla yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele edecek olan Dersim Spor, dış transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Elazığlı teknik adam Bülent Güllü'nün çalıştıracağı Dersim Spor, güçlü bir kadro oluşturmak için takviyelerine devam ediyor. Mavi beyazlı takım bu doğrultuda daha önce Elazığ Spor'da da forma giyen 1989 doğumlu Mehmet Bozcan'la anlaşmaya vardı. Elazığ Spor'un ardından Akyurt Spor, Erzincan Spor, Elazığ Belediye Spor, Karacabey, Bergama Spor, Erdek Spor ve Isparta Spor takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu sağ kanat mevkinde oynuyor. Dersim Spor ayrıca geçtiğimiz sezon Çin'e Madran Spor'da forma giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Efe Yıldız ile de her konuda anlaşmaya vardı. Gezin Muhtarlığı'nın düzenlediği köyler arası 5. geleneksel futbol turnuvası sona erdi. Elazığ'ın Gezin beldesinde muhtarlık tarafından düzenlenen köyler arası geleneksel futbol turnuvasının 5.'si tamamlandı. Tertip Komite Başkanı Mahmut Demir yaptığı konuşmada, Gezin muhtarımıza ayrı renkleri bir araya getirerek sevgi saygı çerçevesinde bir sosyal projeyi daha tamamladığı için tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Muhtarımın sevgi, saygı ve kardeşliği ön planda tutup rengarenkleri bir araya getirip böyle güzel bir akşamı oluşturduğu için Gezin muhtarı Turgut Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Gezin muhtarı Turgut Eroğlu ise, anısına düzenlediğimiz Ömer Çelik ve Abdullah Öner'i rahmetle anıyorum. Tüm takımlara ve köy halkıma teşekkür ederim şeklinde konuştu. Bu seneden 5. Gezin Muhtarlığı geleneksel köyler arası halı saha futbol müsabakasını çok değerli olan, özellikle benim kendi versiyonum, kendi arkadaşlarım olan Mesut Hoca, Abdullah Öner anısına düzenlemiş olduk. Katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki karşı takım sahada olaydı. Artık o onların spor ahlakına şey yapıyorum arkadaşlar. Abdullah Öğren kardeşimizin oğlu da burada. Kendisi Abdullah Öğren bir arkadaştan ziyade çok değerli bir kardeşimdi. Burada da yeğenim sayılır. Amcasıyım. Fethi Ahmet Bey de. İl Genel Meclis üyesi Supi Özay da katılımcı tüm gençleri tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Köy muhtarlarımı, köy halkımı en kalbi duygularımla selamlıyorum, dedi. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Birliklerimizi arttıran, birliklerimizi pekiştiren olmalar bunlar. Allah devam edelim. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.